İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir enerji oyunu programında daha birlikte olabilmenin mutluluğu içindeyiz. Bugün gene Türkiye'nin enerji sektörüyle ilgili çok önemli bir alt başlığa değineceğiz. Yani alt başlık dediğimiz zaman onun önemini hiçbir zaman azaltmayan ve en az enerji sektörünün geneli kadar önemli olan yaşamımızdaki çok önemli bütün kullanılan aletlerin, hayatımızı kolaylaştıran birçok unsurun olmazsa olmaz girdisi olan elektrikten bahsedeceğiz ve elektrik alt sektörüne yönelik çeşitli uygulamalardan bahsetmeye çalışacağız. Hemen iki değerli konuğumu, iki değerli dostu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Birisi sevgili Cengiz Göltaş, hoş geldin. Merhaba. Sevgili Cengiz. Diğer dostum Olgun Sakarya. Sevgili Olgun, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi görevlerini de izninizle hemen başta söyleyeyim. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Sevgili Cengiz Göltaş, yeniden diyeceğim, ilk defa değil bu görevin başına gelmesi. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası'nın en son yapılan genel kurulunda yeniden, daha önceden olduğu gibi genel başkanlığa geldi. Bir önceki dönemde sevgili Musa Çeçen'le beraber birkaç program yaptık önceki başkanla. Ondan önce gene diğer değerli dostlarımızla beraber hep sizlere seslenmeye çalıştık. Elektrik Mühendisleri Odası bizim programlarımızın çok önemli katkı koyan kurumlarının başında geliyor, meslek kuruluşlarının başında geliyor, profesyonel bilgi birikimiyle ve günü gününe olayları takip etmesiyle ve konunun gerçek uzmanı olmaları nedeniyle. Öte taraftan sevgili Olgun Sakarya ise gene TMMOB'ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası'nın Enerji Çalışma Grubu'nun başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla bu iki görevleri ile buradalar. Bu iki önemli sıfatları nedeniyle birlikteyiz. Şimdi değerli izleyenler, uygun görürseniz özellikle elektrik sektöründe ya da alt sektöründe son dönemde hızla tırmandırılan, aslında baştan beri bu hükümetin olmazsa olmaz önceliği olan özelleştirmeler konusuna değineceğiz. Bir taraftan genel kapsamında özelleştirme nedir ve özelleştirmenin gözü kapalı savunucuları neleri hedeflediklerini iddia ediyorlar. Tabii söylem her zaman güzeldir. Kamuoyunu ikna etmek için ortaya sürdüğünüz bütün projelerde kendinizi haklı, yaptığınız işleri doğru gösterebilmek adına bir sürü genel geçer ve toplumu yüreğinden yakalayacak güzel olguları alt alta sıralarsınız. Bu usuldür. Ancak bunların gerçekten iddia edilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı, toplumun refahına katkı koyup koymadığı, bunları şimdi birlikte sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Gene kararı her zamanki gibi sizlere bırakacağız. Hem varlık özelleştirmeleri, yani elektrik üretimine hasredilen Türkiye'deki termik ya da hidroelektrik, onun dışında biliyorsunuz son derece sınırlı rüzgar ya da diğer jeotermalle ilgili elektrik üretmeye yönelen santraller ağırlıklı olarak daha çok doğal gazla çalışan, onun yanı sıra kömürle çalışan, sınırlı olarak petrol ürünlerinle, fuel oil ile çalışan santraller ve bir de hidroelektrik santraller var. Bir kere bunların varlık devirleri, yani santrallerin özelleştirilmesi konusunu mercek altına alacağız. Ama en az bunun kadar önemli ve maalesef oldukça yol kat edilmiş görünen, olumlu anlamda değil, devretmek anlamında dağıtım özelleştirmelerine değineceğiz. Bir de gene son günlerde çok gündemde olan, vakit kalırsa, bu belediyelerin elinin yurttaşın cebinde olduğu manşetlerini haklı kılan sokak aydınlatmalarının ve diğer birçok hizmetin zaten asli olarak topladıkları bütün paraların hasredilmesi gereken, kamuya hizmet için yapmaları gereken bir sürü unsur var. Bunların içinde sokak aydınlatmaları var. Tabir yerinde ise çifte faturalandırmayla gene tüketicinin, bizlerin sırtına bunların bindirilmesi, hukuksuz bir biçimde bunlara değinmeye çalışacağız. Şimdi hemen zamanı etkin kullanabilmek adına sevgili Cengiz Göltaş'la, başkanla başlayalım. Sevgili Cengiz, özellikle bir kez bu Türkiye'nin
elektrik sektöründe, alt sektör dersek yanlış anlaşılabilir ama teknik tabir odur. Gene de biz elektrik sektöründe diyelim. Özelleştirme serüvenini özellikle daha önceden de başlasa bile bu hükümet döneminde hızlandırılan bir elektrikteki genel olarak özelleştirme serüvenini bir değerlendirebilirsen sevinirim. Sonra sevgili Olgun'la dağıtım tarafına işin yoğunlaşalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Halk TV izleyicilerine saygılarımı, sevgilerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Şahsımızda da bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yakın zamanda Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nu yaparak yoğun bir çalışma döneminin içerisine gireceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu çalışma döneminin en önemli bizim başlıklarımızdan biri de malum odanın ilgi en büyük ilgi alanlarından birisi olan enerjide özelleştirme politikalarının hem bugün işleyiş açısından hem de geldiği sonuçlar açısından toplumun bütün kesimleriyle başta diğer meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, partiler yani yaşamın alanında, yaşam alanlarındaki bütün herkesle bu özelleştirme süreçlerini tartışmak istiyoruz. Aslında elektriğe gelmeden Türkiye'nin 1980'lerin ikinci yarısından itibaren bu özelleştirme serüveninde yaşadığı şeyleri hep deyim yerindeyse biz sondan itibaren tahlil etmeye başlıyoruz. Yani sonuçların üzerinden maalesef yargılara tartışıyoruz. Halbuki bu süreçler değerlendirildiğinde gerçekten çok vahim bir durum var. Örneğin 1986 yılından geldiğimiz 2010 yılına kadar 16 tane hükümet kurulmuş. Bu 16 tane hükümet 24 yıl içerisinde toplam değişik kaynaklardan ortalama 38 milyar dolarlık bir özelleştirme yapmış. Ve bunun 30 milyar doları da AKP hükümeti döneminde yapılmış. Yani en liberal, en piyasacı, en fazla kamu varlıklarını elden çıkarma noktasında AKP şampiyon. Tebrik ediyoruz. Yani bunu tebrik mi etmek lazım ya da bunu çok ciddi bir şekilde sorgulamak mı lazım? Onu kamuoyunda biz ayrıca paylaşmamız lazım. Şimdi bu özelleştirmelerde yani hep belli gerekçeler öne sürülür. Nedir mesela? Üretim artışı. Yani özelleştirilen kurumlar üretim artışlarını daha da arttırmışlar. Tüketiciler daha kaliteli, daha ucuz bir mala kavuşmuş olacaklar. Özelleştirme sayesinde istihdam artışı olacak. Özelleştirme sayesinde rekabet sağlanmış olacak ve elektrikte bir ucuzlamaya gidilmiş olacak. Hep bu özelleştirme argümanlarını savunanların temel perspektifleri bunlar. Yine bu özelleştirilen kurumlar artık kamunun elini kolunu bağlı olduğu dönemlerden uzaklaşmış. Arge faaliyetlerine yani araştırma geliştirmeye kaynak ayrılmış, teknolojiyi geliştirmiş, sermayesi tabana yayılmış bir yapılar olacak. Hizmet kesintisiz, düzenli ve ucuz sağlanacak. Özetle felsefe bu. Peki tablo böyle bize gösteriliyor ama madalyonun esas yüzünde de var diye sorarsanız Türkiye 1984 yılında enerji alanında özelleştirmelerin başlangıç yılında yani 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların, özel şirketlerin üretim, iletim ve dağıtım ve ticaretiyle ilgili olarak ilişkilendirilmesi 1984 yılı 3096 sayılı yasayla başlıyor. Bu yasa beraber 3 kuşak bir özelleştirmeden bahsedebiliriz. Bu kuşaklardan birisi 1989 ile 95 arası bir dönem. Yine bir ikinci dönem var. 96 ile 99 arası bir enerjide, elektrik enerjisinde bir özelleştirme döneminden bahsedebiliriz. Daha sonra da bir 2001 yılı sonrasındaki dönem. Şimdi bu birinci dönem özelleştirmeler demin de söylediğim gibi 1984 yılıyla başlıyor. O dönem çıkartılan 3096 sayılı bir yasa var. Bu yasa ile beraber 85 şirketten 10 tanesine özelleştirilecek kuruluş olarak görevlendirmeler yapılıyor. Mesela çok anımsayalım geçmişe dönük olarak bunların içerisinde kamuoyunda da çok tartışılan bir Aktaş var, ÇİAŞ var, KEPEZ var. Yine buna benzer 5-6 kuruluş daha var. Bu ilk 3096 sayılı özelleştirmelerle biz
bir takım modellerle karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu ilk özelleştirme modelleri. Yap işlet, yap işlet devret şeklindeki modeller bunlar. Bu da işletme hakkının devri. Bunlar da işte Türkiye'deki üretim santrallerinin ve dağıtım şebekeleri noktasında özelleştirme kapsamında gündeme getirilen modeller. Bu modellerle de örneğin yap işlet devret modeliyle toplam 23 adet santral özelleştiriliyor. Bunlardan 17'si hidroelektrik santral, 4 tanesi termik santral, 2 tanesi de rüzgar santrali. Bir başka boyutu yap işlet devret modeliyle. Bu yap işlet devret modeliyle de 4 adet doğalgaz ve 1 adet ithal kömür santrali özelleştirme kapsamına alınıyor. Bu yap işlet devret ve yap işlet modellerinin birbirlerinden farkını da şöyle çok kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Yap işlet devrette mülkiyet kamuya ait. Ancak burada 49 yıla kadar bir işletme hakkı veriliyor. Hazinenin bir alım garantisi söz konusu. Danıştay kararları gereği bir imtiyaz sözleşmesi olması gerekmekte. Ancak anayasa değişikliği gerektiği için 1999 yılında o Türkiye'nin Marmara depremiyle çalkantılı yaşadığı yıllarda da işte anayasanın 47, 125 ve 155. maddeleri değiştirilerek tahkim yasası çıkartılıyor. Yani yap işlet devlet ve yap işletlerin önündeki engeller de kaldırılmış oluyor. Özetle ben şunlardan söz etmek istiyorum. Tabii bu yap işlet devlet ve işletme haklarının devri gibi modellerle özelleştirmelerde çok ciddi hukuksal engellerle karşılaşılması nedeniyle piyasanın, yani elektrik sektöründe tamamen bir piyasa kavramının ortaya çıkarılması için İki yasaya daha ihtiyaç vardı. Birisi 4046 sayılı özelleştirme yasası, bir diğeri de 4628 sayılı elektrik piyasası yasası. Bu serüvenin bir başka boyutunda da işte 2000'li yıllardaki Kemal Derviş'le beraber başlayan kurullar sistemi içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun da oluşturulması gerekiyor. Bu serüven Türkiye'de ne getirdi? Yani gerçekten 4628 sayılı elektrik piyasası yasasının temel felsefesi olan elektriğin ucuz, kaliteli, sürekli ve güvenilir olarak sağlanabildiği bir piyasa yaratılabildi mi? Soru bu. Peki istihdam artışı enerji sektöründe sağlanabildi mi? Bir ucuzluk sağlanabildi mi? Elektriğin kalitesi geliştirilebildi mi? Bunların hiçbirisi olmadı. Ne oldu? Bir kaos. Enerji sektöründeki özelleştirme uygulamaları kamunun tamamen enerji yatırımlarından elini çekildiği, tamamen doğalgaza bağımlı bir dışa bağımlı bir enerji politikasının egemen kullandığı ve Türkiye'nin yerli yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretme modellerinin terk edildiği yıllar oldu bu yıllar. Bu yılların en karanlığı da işte doğalgazın %50 elektrik enerjisi üretimindeki kullanımı. Çok doğru. Karşımıza tablo olarak çıkıyor ve bunların da alım garantili sözleşmelerle, 20 yıllık tahkime dayalı sözleşmelerle Türkiye'nin enerji geleceğini ipotek altına alması. Yani serüven pahalılıktır, kurumların içinin boşaltılmasıdır, istihdamın azaltılmasıdır, zamdır. Hele son 5-6 yıllık AKP döneminde tam bir yoksulluk ve yolsuzluk sürecinin enerji piyasasına bir şal gibi örtülmesidir. Çok doğru. Yani gerekirse bunlar rakamlarla da desteklenir. Hani rakama boğmayalım ama evet. Yani şu son birkaç yıl içinde elektriğe yapılan zamların %70 oranının altında kalmadığını, biraz sonra konuşacağımız dağıtıma yönelik zamların da ayrı bir boyutu olduğunu, evet, yani sadece elektrik çıplak fiyatlarında, baz fiyatlarında değil, aynı zamanda yok pahasına almış gibi görünen bu dağıtım şirketlerinin daha fazla kâr edebilmeleri için daha sonradan sürekli olarak dağıtım tarafına zam yapıldığını göreceğiz. Yani dolayısıyla sonuç olarak
ne verimlilik artışından söz edilebilir, ne istihdam artışından, tam tersinden söz etmek evet. mümkündür. Yani istihdamın tersine insanların işini kaybettiği, sendikal haklardan yoksun bırakıldığı, sendikalarla birlikte mücadele etmeyen işçilerin işte tekel örneğinde de görüyoruz. Yani illa elektriği örnek vermemiz gerekmeyebilir. Nasıl baskı altına alındığını da görüyoruz. Dolayısıyla o güzel kavramların hiçbir tanesinin yerine getirilmediğini, kalitenin artmadığını, sık sık kesintilerin gene yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Sevgili Olgun Sakarya, şimdi istersen uygun görürseniz bu şeye dönelim. Elektrik dağıtım özelleştirmelerine, çünkü gene gündemde bu çok hızlıca bir sürece yönelmiş durumdalar ve Enerji Bakanlığı'nın maalesef temel politikası haline gelmiş durumda. Yani özelleştirmenin dışında başka bir seçenek yokmuş gibi bütün ağırlıklarını o tarafa vermişler. Oysa enerjinin sanayiyle, tarımla, çevreyle, güvenlikle ve ulaştırmayla, hani ne tarafından bakar, dış politikayla iç içe olan son derece entegre, sofistike bir yapısı var. Bunların hiçbirisi önemli değilmiş gibi özellikle özelleştirmeyi öncelikli de değil, yani tek olgu olarak alan bir politika izliyorlar. Ben hemen başta şunu söyleyip sonra sözü sana bırakmak istiyorum. Mesela Avrupa Birliği'ne bakalım. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceği vesaire yok ama sürekli olarak yaptırmak istedikleri, topluma dayatmak istedikleri her konuda işte Avrupa Birliği'ndeki uygulamalardan söz ediyorlar. Ben önümdeki notlardan söyleyeceğim. Örneğin Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere baktığınızda üretim sektörü için söyleyeyim mülkiyet yapısını. Avusturya'da kamu. Tamam, Belçika özel olabilir ama Fransa kamu, Finlandiya kamu, Hollanda özel artı belediye, İngiltere özel ama İrlanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan bunlar hep kamu ağırlıklı. Dolayısıyla bir kere bize sürekli anlattıkları bu hikayeler gerçeği göstermiyor ama sokaktaki insan bu konuda yoğunlaşmamışsa eğer kulaktan dolma. Zaten medyayı da kontrol altına almış durumdalar çok büyük oranda. Dolayısıyla tek taraflı bir bilgiyle bombardımana tabi tutuluyor ve hakikaten ya işte dışarıda böyleymiş, bizde de olmalı falan gibi bir genel algılama var. Onun için özellikle bu elektrikteki dağıtım özelleştirmelerini, neden yapıldığını, neden yapıldığının öne sürüldüğünü ama bu amaçlar yerine gelmiş mi onları da lütfen senden dinleyelim. Teşekkür ederim Necdet Bey. Ben de Halk TV'ye öncelikle bizleri burada konuk ettiği için, bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu saatte bizi takip eden izleyicilere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biraz önce kısaca özetlediğiniz gibi daha özelleştirmenin aslında şeylerini, gerçeklerini biraz siz de Avrupa Birliği örneklerini vererek burada ifade etmeye çalıştınız. Şimdi dağıtım özelleştirmelerindeki amaçlara şöyle kısaca baktığımızda söylene gelen, hatta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sayfasında da bunları görmek mümkün, amaçları olarak vurgulanan hususlar, ben kısaca hemen başta altında size ifade etmeye çalışayım. Sonra bunlar üzerinden de değerlendirme yapalım. Özelleştirmenin amaçları olarak dağıtım özelleştirmelerinde özellikle varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz kalitesinin arttırılması, önemli bir husus kayıp kaçakta azalma sağlanması, bu yıllardan beri ülkemizin gündeminde olan bir konu. Yenileme ve genişleme yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması, rekabet sonucu sağlanan faydaların tüketicilere yansıtılması. Şimdi amaçlar olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın da gündeme getirdiği konular bunlar. Bu başlıklar altında kısaca bir değerlendirme yapmaya çalışırsak, şimdi varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerin düşürülmesi. Şu anda kamu dağıtım şirketleri hali hazırda zaten bütün faaliyetlerini hizmet alımı yoluyla yürütmekteler. Asli görevlerini dahi üçüncü şahıslar eliyle zaten yapmaktalar. Yani özel sektör bir anlamda zaten kamunun içerisinde var. İşletme bakım, arıza bakım, sayaç sökme takma, endeks okuma, sayaç mühürleme gibi, ki çok önemli bir konu. Bu tür hizmetlerinin tamamı zaten özel sektör eliyle, üçüncü şahıslar eliyle, hizmet alımı yoluyla yapılıyor.
Tabii bunların hepsinin belli şartnamelerde belirlenen standartları var, koşulları var. O çerçevede yapılıyor bunlar. Şimdi verimlilik yani özelleştirildiği zaman verimli olacağı söylenen bu dağıtım şirketi zaten şu anda bir anlamda özel sektör eliyle yürütülüyor bu işler. Ha burada maliyetlerin düşürülmesinden kasıt sanıyorum personel maliyetleri bu. Çünkü işletmede en önemli giderlerden bir tanesi, işletme giderleri bir tanesi personel maliyetleridir. Personel maliyetlerinde tabii kamu işletme giderleri içerisinde yaklaşık 1/3 oranında personel giderleri tutuyor. Kamunun buradaki işletme mantığı yasalarla belirlenmiş. Sanıyorum buradaki maliyetlerin düşürülmesindeki amaç bu personel giderlerinden tasarruf etmek. Yani şu anda çalışan özel sektör eliyle yürütülen hizmetler bile çok düşük ücretli çalışan personel tarafından yürütülmekte. Buna rağmen özelleştirilmesinde amaç ne o zaman? Demek ki esnek çalışma şartlarında sendikasızlaştırılmış bir iş yeri anlayışında düşük ücretle bir tasarruf sağlamak. O zaman burada özelleştirmenin amacı olarak ortaya çıkan konu ne oluyor? Burada demek ki özelleştirme düşük ücretle, az personelle, esnek çalışma koşullarında bir anlamda işsizlik, bir anlamda iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretle personel çalıştırma anlamını taşıyor. Bir iki cümleyle şu esnek çalışma koşulları derken sanki hani personelin lehineymiş gibi çalışma saatlerinin azaltılması, işin kolaylaştırılması değil. Onu bir evet, bir iki cümle söylesek. O şimdi tabii kamuda çalışan personelin yasal çalışma saatleri sınırlıdır. O sınırların dışında çalıştırdığınız zaman belli zaman dilimi ilk çalıştırdığında fazla mesaisi vardır. Hatta 10 dakika bile çalıştırsanız belli bir sürenin altına, belli bir saatin altına düşüremezsiniz bunu. Ama özel sektörde demek ki başka türlü bir çalışma anlayışı olacak ki maliyetler ancak böyle düşer. İşletme maliyeti. İş güvencenin olmayacak. Tabii. İstediğin kapıya tabii, koyuyor. Tabii, tabii. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Özelleştirme bir anlamda işsizlik, bir anlamda yoksulluk, bir anlamda iş güvencesinden yoksun çalışma anlamını taşıyor. Gelelim diğer bir konu, önemli konuya. Kayıp kaçakların azaltılmasının sağlanması. Bu çok hakikaten hassas bir konu. Doğru. Şimdi burada tabii kayıp kaçakların azaltılması derken kayıp ve kaçağı ayırmak lazım. Bravo, evet. İkisi farklı şeyler. Şimdi kayıpların azalması dediğiniz zaman bu tamamen teknik bir olay. Teknik bir konudur. Tabii. Şebekenin yapısıyla ilgili bir konu ve tamamen finansmanla ilgili bir ilgilidir. Dağıtım varlıklarının iyileştirilmesi, genişletilmesi, yenilenmesi, kapasitesinin arttırılması bu teknik kayıpların azaltılmasına yönelik bir çalışma, bir faaliyettir. Tabii bunlar için de kaynak gerekmektedir. Şimdi bu kaynak zaten tarifelerin içerisinde vardır. Şu andaki 4628 sayılı yasa ve ikincil mevzuatındaki tarife yapısı içerisinde bu yatırımların hepsi tarifelerin içerisinde vardır. Kayıpta olay bu. Gelelim kaçak tüketime. Kaçaktaki azalmaya. Kaçağı da iki türlü değerlendirmek lazım. Kaçaktaki birinci nokta özellikle ruhsatsız yapıların, özellikle çeşitli belediye sınırları içerisinde kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde abone yapılamamasından kaynaklanan fakat tüketimi belirlenip de tahakkuka döndürülemeyen bir tüketim. Bu da kaçak tüketim içerisine giriyor. İkincisi de elektrik hırsızlığı. Şimdi elektrik hırsızlığı bir hukuk devleti isek biz, bunun kuralları vardır. Hırsızlık yapanın cezası bellidir. Bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Kamu eğer bunu kamu gücüyle sınırlayamıyor veya denetleyemiyorsa özel sektör nasıl bununla baş edecektir? Bu şahsen benim kafamda ciddi bir soru işaretidir. Kağıt başka bir yöntem mi var? Belki. Efendim? Kağıt üstünde bak
verdik, özelleştirildik. Gördünüz mü kayıp kaçak nasıl azaldı diye kağıt üstünde. Düzeldiği zaman da bu sefer başka türlü mali tablolarda demek ki oynama yapılacak demektir. Evet. Bir başka hırsızlıktır umut da. Veya yanıltmadır. Yani kayıp kaçak da azaltma şeyi, argümanı bence özelleştirmeye bir gerekçe olmamalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi kayıplar teknik bir sorundur, yatırımlarla ilgili bir sorundur. Yatırımlar için gerekli finansman da tariflerin içerisindedir. Özel sektörde veya kamuda olması çok şey ifade etmez bir anlamda. Kaçakta da kamu gücünü kullanamıyorsa demek ki orada bir yönetim zafiyeti var demektir. Eğer siz özel sektöre tanıdığınız yetkiyi, imkanı olana devlet kamuda çalışan bürokrata da tanırsanız, elektriğini kestiği bir vatandaşın elektriğinin açılmasını tekrar sağlamazsanız, kaçakların elektrik tüketiminde, kaçak tüketimin daha doğrusu azalmasını bir anlamda önleyebilirsiniz. Artı belediyelerin, özellikle yerel yönetimlerin yapması gereken sorumlulukları, yani kaçak yapılaşmayı önlerseniz orada abonesiz, tüketime faturalamaya girmeyen bir tüketimin de önünü kesmiş olursunuz. Bir de burada gene saygıyla, özlemle anlıyoruz Hasan Balıkçı'yı. Elektrik Mühendisleri Odası, evet, bu konuda bir şehit de vermiştir. Yani başka kazalar da olmuştur ama yani kamu görevlisini gönderip onu riskin ortasına atıp ondan sonra da onun kişisel çabalarıyla önlemesini, evet, beklemek gibi bir görevi olmaması gerekir, evet, kamunun. Hala biz bu acıyı yüreğimizde taşıyoruz. Yani bu vesileyle bir kez daha onu saygıyla anıyoruz. Bir de şunu da söylemekte yarar var belki. Ben daha önceki Sayın Bakan Hilmi Güler'in sözlerini kullanarak anımsatmak istiyorum. Kaçak kullanım sadece bunlarla mı sınırlı, yoksa aslında büyük kentlerdeki İzmir gibi, İzmit gibi, İstanbul gibi kimi sanayicilerin kaçak kullanımı mı söz konusu? Yani bu benim sözlerim değil. Hani bu bizim tespitimiz olabilir ama devletin en yetkili ağızlarından bu açıklanmışken, siz sokaktaki vatandaşı daha rahat cezalandırabildiğiniz için onun peşine düşerken, ama bu büyük sanayicilere ya da size yakın bir kesime diş geçiremiyorsanız, bu, evet, da başka bir sıkıntı. Yönetim zafiyeti diye ifade etmeye çalıştığım zaten buydu. Bu da elektrik hırsızlığına giriyor tabii ki. Yani kaçak tüketimin içerisinde bir yerel yönetimlerde kaçak yapılaşmanın oluşturduğu, aslında abone olabilecek koşulları var ama ruhsat alamadığı için, bir anlamda kaçak olduğu için yasal olarak abone yapılamayan, aslında tükettiği elektriğin parasını ödemek isteyen ama abone olamadığı için ödeyemeyen bir tüketim yine kaçağın içerisinde değerlendiriliyor. Artı bunun dışında biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi elektrik hırsızlığı, kaçak tüketiminin genel yapısı bu çerçevede. Şimdi yine özelleştirmenin bir diğer argümanı olarak öne sürülen yenileme ve genişleme yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması. Şimdi hali hazırda, yani yıllardan beri süre gelen uygulama anlamında söylüyorum, hali hazırda devam ediyor. Bütün yatırımlar zaten özel sektör tarafından yapılıyor. Yani bugün dağıtım şirketi kamunun veya özel sektörün elinde de olsa, yine özel sektörde bir başka özel sektöre yaptırmak durumunda kalacak. Bir başka özel bir firmaya veyahut da kendi yan şirketini kuracak. Bütün bu yatırımlar zaten özel sektör tarafından yapılıyor. Ha, burada sorun finansman. Şimdi finansman, biraz önce de ifade ettiğim için, zaten tarifenin içerisinde var. Belki ilk kaynak, ilk yıl yatırımı için bir sıkıntı söz konusu olabilir. Kamunun elinde böyle bir kaynak yoktur argüman olarak o söylenebilir ama yani kamunun nerelere kaynak ayırdığını hep beraber görüyoruz, izliyoruz. Biraz önce Cengiz arkadaşımızın da ifade ettiği gibi gerçekten de 1986 ile 2009 yılları arasında 38 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılmış. Sadece dağıtım özelleştirmelerinde bugüne kadar 2.265 milyar dolar bir gelir elde edilmiş ki bir bu kadar daha, hatta daha fazlası, 2.8 milyar dolarlık
bir özelleştirmede özelleştirme yüksek kurulu kararını bekliyor. Bu Çoruh, Aras, Yeşilırmak, Osman Gazi, Van Gölü, Fırat, Çamlıbel, Uludağ EDAŞ'lar için. Kaynak işte. Yani, daha enteresanı şimdi bu kaynaktan söz ediyoruz. Konuyu saptırmak gibi gelmesin. Mesela bazı yandaş şirketler kimi varlıkları devralırken kendi öz kaynağından mı alıyor? Evet, gidiyor gene kamu bankasından para transfer ediliyor. Bir sürü özelleştirme yapıldı. Hakikaten bu kaynaklar nereye gitti? İnsan sormadan edemiyor. Yani istendiğinde kaynak bulunabilir. Özellikle ilk yatırım yılı için söylüyorum bunu. Rekabet sonucu sağlanan faydaların tüketicilere yansıması. Şimdi dağıtım şirketleri için bunu ben söylemiyorum. Bakın size Rekabet Kurumu'nun bu konudaki düşüncesini okuyayım. Dağıtım şirketleri doğal tekel konumunda olduğu ve özelleştirme işlemlerinin kamu tekelinin özel tekele devrim niteliğinde olacağı başka bir ifadeyle mevcut hakim durumun korunacağı görülmektedir. Doğal dağıtım şirketleri için söylüyor bunu. Rekabet Kurumu söylüyor. Dağıtım şirketlerinde bir rekabet yok ki. Dağıtım şebekesinin yanına ikinci alternatif bir şebeke yapma fiziken mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin oluşturacağı rekabet ortamından tüketicilerin korunması diye bir şey yok. Ha burada dağıtım şirketlerine tanınan bu geçiş dönemi sözleşmeler süresince onları o bölgeler için aynı şekilde tekel durumunda olan perakende faaliyetleri söz konusu olduğunda belki bir rekabet söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ancak ben zaman içerisinde bunun da böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü dağıtım şirketleri bir kere o bölgenin bir dağıtım şirketi sahibi olman hüviyetiyle ve tüketicinin gözünde o bölgenin sorumluluğunu üstünde taşıdığı gerekçesiyle serbest tüketicilerin özellikle zaman içerisinde dağıtım şirketlerinin dağıtım şirketlerinin yan kuruluşu gibi değerlendirebileceğimiz perakende şirketlerinden çok fazla ayrılacaklarını düşünmüyorum ki Avrupa'da da buna benzer örnekler yaşanmış. Şimdi şeye baktığımızda, tarifelere baktığımızda öyle rekabet sonucu bir ucuzluk mu oluşmuştur? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bunu neden böyle söylüyorum? Bakın 2009'un 1 Ekim tarihinde bir zam yapıldı. Yaklaşık %10 civarında dağıtım tüketicilerine, perakende tüketicilerine daha doğrusu bir zam yapıldı bütün tüketim gruplarına. Şimdi o zam niye yapıldı? Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına bakıyoruz. Yine tebliğden okuyorum, usul ve esaslardan okuyorum. Orada 3 tane temel faydadan bahsediliyor. 1. Piyasanın serbestleşmesi sürecinde sağlıklı bir fiyatlama mekanizmasının tesis edilmesi. 2. Mali hedeflere ulaşılmasının temin edilmesi. 3. Mali yapıları güçlenen EDAŞ'ların özelleştirme sürecinin olumlu etkilenmesi. Yani elektrik dağıtım şirketi. Evet, elektrik dağıtım şirketlerinin. Şimdi yine dönelim 1 Ekim 2009'a ki bizim odamızın o konuda bir basın açıklaması ve raporları vardır. O zaman ülkemizde üretilen elektriğin temel girdisi olan doğalgaz ve kömürde hiçbir fiyat artışı olmadığı halde elektriğe zam yapılmıştır. Bu nedendir? İşte biraz önce okuduğum özellikle mali yapıları güçlenen EDAŞ'ların özelleştirme sürecinin olumlu etkilenmesi gerekçesine bence dayanmaktadır ki özelleştirme bir anlamda işte zam demektir. Aynen. İlişkilendirmek gerekirse. İddianın tam tersine. Evet. Yani söylenenle uygulanan biraz farklı gelişiyor demek ki. Yani dağıtım özelleştirmelerine kısaca baktığımızda durum böyle. Peki şu anda dağıtım özelleştirmelerinde hangi durumdayız? Kısaca ben hemen o konuda da biraz bilgi verip ondan sonra sözü sizlere bırakayım. Şu anda beş bölge. Bunlardan bir tanesi Kayseri. Kayseri 15 Temmuz 2009 tarihinde 4628'e göre sözleşmesini yaparak EPDK'dan lisans aldı. Gerekli tadilatları yaparak. Onun dışında Meram, Başkent, Aydem,
ve bir diğeri Sakarya. Bu 4 bölge toplam 21 il. Yani bugün için 2008 fiyatlarıyla söylüyorum. Satılan elektriğin %24.30'u oranında bir pay özel sektörün elindedir. Yaklaşık abone bakımından baktığımızda da yine aşağı yukarı 6 milyon abone, şu an için söylüyorum, 6 milyon 200 bin civarında abone özel sektörün kontrolü altındaki bölgelerden özel sektör tırnak içindeki hizmetinden yararlanmaktadır. Tırnak içinde diyorum, odamıza vaki şikayetler var çünkü zaman zaman özellikle Ankara ilinde tüketiciler yapılan uygulamalarla ilgili, oluşan arızalarla ilgili odamızı arayıp bazı şikayetlerini dile getiriyorlar. Biz de onlara yön vermeye çalışıyoruz. Tabii şu anda dağıtım şirketleri denetimden ve kontrolden yoksun bir şekilde çalışıyorlar. Ne yazık ki kamu denetimi gerek işletme anlamında gerekse yatırımların izlenmesi anlamında kamusal bir denetimden yoksun çalışıyorlar. HPDK'nın bu konuya acil müdahalesi gerekiyor. Dediğim gibi 5 bölge, toplam 21 ili kapsayan 5 bölge şu anda özel sektörün denetimdedir. Yine özelleştirme yüksek kurulu kararını bekleyen toplam 7 bölge, yani 30 il özelleştirme yüksek kurulu kararını beklemektedir. Bunlardan 3 tanesinde 3 bölge için rekabet kurumunun görüşleri çıkmıştır. Özelleştirme yüksek kurulu kararı aşamasına gelmiştir. Diğer 4 bölge için de önümüzdeki günlerde çıkması beklenmektedir. Ayrıca Temmuz ayı ortasında ihalesi yapılacak olan yine bir 4 bölge vardır. Bunlar da gittiğinde Türkiye'deki elektrik enerjisi dağıtım sektörünün büyük oranda özel sektör kontrolüne geçmiş olduğunu ne yazık ki görmüş olacağız. Ben kısaca çok çerçevesini çok böyle çizmeye çalıştım. Daha öz anlatılması da mümkün değil. Yani biraz önce özelleştirme idaresi, yani konuşmanın başında özelleştirme idaresi başkanlığının sayfasına girdiğinizde özelleştirmenin nimetleri diye sınıflandırabileceğimiz 4-5 tane argümanın hiçbir tanesinin gerçekleşmediği bu süreç içinde, tam tersinin, yani istihdamdan tutun rekabet yoluyla fiyatların ucuzlamasına, kalite vesaire, bütün bunları açık net bir şekilde görmüş olduk. Tabii EPDK'nın müdahale etmesi dilenen bir şey ama bu zamanında getirilen Dünya Bankası uygulamalarıyla sözüm ona, bağımsız denetleyici kurulların ne kadar bağımsız olduğu iddia edildiği gibi. Evet. Dolayısıyla siyasi iktidarın iradesi dışında bir şey yapmasını beklemenin çok da fazlasıyla iyi niyet olduğunu, neredeyse saflığa girdiğini de söylememiz lazım. Çünkü tamamı üyelerinin, aynı şimdi yargıyla ilgili yapmaya çalıştıkları müdahalede de olacağı gibi, Anayasa Mahkemesi vesaire, tamamını siz atadıktan sonra bunun neresi bağımsız olacak ve nasıl sizin dışınızda bir karar alacak sizin arzu etmediğiniz çok tartışılır. Dağıtımda bugün %25'ini özel sektör elinde tutuyor. Üretimde ise biraz önce kendi aramızda program öncesinde de bir kez daha rakamları tazelediğimiz gibi %46-47'sini zaten özel sektör almış durumda. Tekrar ediyorum, Avrupa Birliği'nde, yani sürekli gösterdikleri örnek olarak Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği üyesi olan birçok ülkede, başta Fransa olmak üzere, yani ondan daha fazla ülkede kamu ağırlıklı olduğunu da üretimin bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Ve ben bizim Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin enerji kurultaylarına sık sık çağırdığımız David Holl'un, ya